Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Bu videomda sizlere kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusunu anlatacağım. Basit kesirlerle başlayacağız. Daha sonra bileşik kesirler ve tam sayılı kesirler bunları anlatacağım. Ayrıca sayı doğrusunda gösterilmiş olan kesirleri nasıl yazıyoruz? Hemen başlayalım isterseniz. 7'de 5 kesriyle başlıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Basit kesirler her zaman 0 ile 1'in arasında olur. Yani 1'den küçüktür. Bir tamı henüz tamamlamamıştır ya da bir tamı geçmemiştir. Bunu söyleyelim. Şimdi ilk önce paydaya bakıyoruz. 7 var. 0'ı koydum ve 1 bütünü 7'ye ayıracağım ben. Paydaya göre yani. Çiziyorum. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın burası 1 yazıyorum. Bir bütünü ya da bir pastayı 7 eşit parçaya ayırdım. 5. adıma gideceğim ve orayı işaretleyeceğim. Böylece 7'de 5'in orada olduğunu göstereceğim. Şimdi sıfırdan başlıyoruz ama sıfırı saymıyoruz başladığımız noktayı. Attığımız adımları sayacağız. Yani şöyle, hatta çizerek göstereyim. 1 adım, 2 adım, 3, 4 ve 5. İşte buraya koymam gerekiyor. 7'de 5 kesrini. Yeri burası yani. Bu şekilde gösterdik. 10'da 4 kesrine bakalım. Şimdi 0'ı koydum. İstersem şuraya 1 yazıp 1 bütünü ayırabilirim 10 parçaya ama ben şöyle yapıyorum. Ayıra ayıra gidiyorum. Böylece eşit oluyor. Yani baştan buraya 1'i koyduğum zaman 10 eşit parçaya bölemiyorum. Çünkü kimisi büyük oluyor, kimisi küçük oluyor. Güzel olmuyor. Ben de siz de çizerken bunu öneririm size. Neyse 10'a bakalım. 10'a ayıracağım değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Buraya 1 yazıyorum. 0 ile 1'in arasını bir bütünü 10 eşit parçaya ayırdım. Ve 4. adıma gideceğim. Bakıyorum 1 adım, 2 adım, 3 adım ve 4 adım. Yani şurayı işaretleyeceğim. Evet, 4 bölü 10 ya da 10'da 4 diye de okuyabiliriz. Kesrimizin yeri burasıymış. Şimdi öğrenciler bazen burada şu hatayı yapıyorlar. Sıfırdan başlarken sıfırı da saydıkları için şöyle yapıyorlar. 1 adım, 2 adım, 3 adım, 4 adım. Sanki burası zannediyorlar ama öyle değil. Sıfırı başlarken yine başlangıç noktasını saymayacağız. Adım adım gittiğimiz adımlara, hatta şöyle de diyebilirsiniz. 1 parça, 2 parça, 3 parça ve 4. parça bakın. Şimdi sayı doğrusunda eğer işaretlenmiş ve böyle A ve B harfleri konmuş. Acaba bu A harfinin olduğu yer kaçta kaç, B harfinin olduğu yer kaçta kaç? Nasıl yapacağız? Şöyle bir işaret yapalım önce. İlk önce bütünümüzü sayacağız. Bakalım kaç parçadan oluşuyor. Sıfırdan başlıyorum ve adım adım gidiyorum. Yine sıfırı hesaba katmıyorum. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adım. Demek ki 8 parça. O zaman paydamız bizim 8 olacak. B harfi de 8 olacak. Peki A harfi kaçıncı adımda? Bakıyorum 1, 2, 3. adımda. Yani A harfinin olduğu yer 8'de 3 oluyor. Devam edelim B harfine. 4, 5, 6, 7. B harfi de 8'de 7 olan yerdeymiş. Şimdi geçelim bileşik kesirlere. Şimdi bileşik kesirler biliyorsunuz pay ve payda aynı oluyor ya da pay kısmı çok oluyor. Yani payda az, pay kısmı çok oluyor ya da ikisi eşit oluyor. Böyle durum olduğunda, böyle kesirler gördüğünüzde bileşik kesir diyeceksiniz. Bileşik kesirlerde bir pastanın hepsi bitmiştir ya da bir pasta yetmeyip diğer ikinci, üçüncü pastalara da geçilmiştir. Nasıl olacak? Şöyle sıfırı koyuyorum. Yine ilk olarak bizim anahtarımız payda. Payda da 3 var, değil mi? O zaman ben her bütünü, her pastayı 3'e ayıracağım. Bakın 1, 2, 3. Bir pastayı ayırdım. Fakat bu yetmiyor değil mi? Çünkü 10 adım gideceğim. 10 parça lazım bana. Henüz daha 3 parça var yani. O zaman bir pasta daha keseceğim. 1, 2, 3. Bakın 6 tane oldu. Bir tane daha keseceğim. 1, 2, 3. 9 tane oldu. Yine yetmiyor. Bir tane daha kesiyorum. 1, 2, 3.
Şimdi yeter artık. Bakın 4 tane pastayı 3'er 3'er ayırdım. Payda da 3 olduğu için. 10. adıma gideceğim. Nereden? Sıfırdan başlayacağım. 10 adım ilerleyeceğim yani. 1, 2, 3 burası değil mi? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İşte burada. Yerini bu şekilde gösterdik. 10 bölü 3 ya da 3'te 10 da diyebilirsiniz. Diğerini yapalım. Paydamız 6. O zaman her bütünü 6'ya ayıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yetmiyor. Bir tane daha ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 bütün oldu. Yine yetmiyor. 12 tane oldu çünkü. 6, 6. Devam edeyim. Bir tane daha keseyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve 13. adıma gideceğim. Evet, 6 değil mi? 6 daha 12 ve sonra şurası bir adım daha gidiyorum, 13. Yani şurası işaretledim. 13 bölü 6 yazıyorum. Şimdi hazır olarak verilmiş sayı doğrusu yine harfler veya semboller de olabilir. Harfler konulmuş. Acaba A harfi kaçta kaç, B harfi kaçta kaç, C harfi kaçta kaç? Şöyle bir yerlerini hazırlayalım. Şimdi öğrencilerin yaptığı ilk yanlışı göstereyim. Şöyle kesirleri hazırlayayım. Öğrenci şunu yapıyor. Bütün hepsini sayıyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 de burada var. 10, 15. Paydaya 15 gelecek zannediyor. Hayır, öyle değil. Bütün sayı doğrusunu saymıyoruz. Bize ne lazım paydada? Bir bütün kaça ayrılmış? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Diğer pasta da 5'e ayrılmış. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Diğeri de 5'e ayrılmış. O zaman bizim paydamız 5 olacak. A harfi de 5, B harfi de 5, C harfi de 5. Peki A harfi kaçıncı adımda? Sıfırdan başlayıp ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. adımda. Buraya 7 yazıyoruz o zaman. 7 bölü 5 oldu. 7. Devam edelim. 8, 9, 10, 11. adımda B harfi var. 12, 13, 14. adımda da C harfi var. Demek ki C harfi 5'te 14, 5'te 11 B harfi, 5'te 7 A harfi oluyor. Bir de tam sayılı kesirleri gösterelim. Tam sayılı kesirler ne demek? Yani 3 tane tam hiç kesmeden yenilmiş, örneğin 3 tane poğaça diyelim. 3 tane poğaçayı hiç kesmeden ben hapur hapur yemişim. Sonra diğer poğaçayı, yani dördüncü parçayı, dördüncü poğaça diyorum artık. Poğaça olarak örnek verdik. Dördüncü poğaçayı dörde kesmişim, iki tanesini yemişim. Nasıl göstereceğim? Sıfırı yazdım. Bir tane bütün hiç kesmedim. Devam ediyorum. İki tane bütün geçtim. Üç tane bütün, evet, hiç kesmeden bunları hapur hapur yedik yani. Sonra diğer bütünü dörde ayırıyorum bakın. Bir, iki, üç ve dört. Bu da dördüncü bütün diyelim. Dördüncü pasta diyelim. Neyse. Ve 3 tamdan sonra 4'te 2'ye gideceğim. Bakın 4'e ayırdım. İkinci adım. Yani 1, 2 şurası. İşte benim söylediğim kesir 3 tam. 4'te 2 olan kesirin yeri burasıymış sayı doğrusunda. Diğer sayı doğrusunu yapalım. 2 tam 5'te 3. Ne yapacağım? 2 tane tam baştan işaretliyorum. 1 tamı geçtim. 2 tamı geçtim. Diğer bütünü 5'e ayırıyorum bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu da 3. pasta. 3. bütün. Ve 5'e ayırdım. Paydaya göre 3. adıma gidiyorum. Bakın 1, 2, 3 şurası. Hemen buraya yazalım. 2 tam 5'te 3. Bu şekilde oluyor. Sayı doğrusu verilmiş. Bakın burada A ve B harfleri gösterilmiş. Şimdi A harfi hangi kesir? B harfi hangi kesir? Yazalım. Şöyle 1 bütün, 2 bütün, 3 bütün geçmişiz. 4. bütüne gelmişiz değil mi? 3 tam. Bu bitmiş zaten. A harfi, şimdi bir dakika şunu söyleyeyim. 4. bütün kaça ayrılmış? Paydayı yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya ayrılmış. O zaman payda 6 olacak. Peki A harfi nerede? 1, 2. adımda. İşte A harfi 3 tam 6'da 2 oldu. B harfi nerede? Yine o da 3 tam yazacağım. Yine 6'ya ayrıldığı için paydamız 6 olacak. B harfi kaçıncı adımda? Burası 2. adımda. 3, 4, 5. adımda. 3 tam 6'da 5 oldu.
İşte sevgili öğrenciler, sayı doğruları verildiğinde, böyle işaretlenmiş olarak verdiğinde tam sayılı kesirlerde buna dikkat edeceğiz. Kendimiz oluştururken de buna dikkat edeceğiz. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.